Bu anlatımda örnek 2.4 numaralı problemi ele alacağız arkadaşlar. Bize verilenler boşluk oranı E 0,62, doğal su içeriği W %15, katı partikül yoğunluğu ρS 2,65 mg/m³. Bizden istenenler ρD kuru yoğunluk, ρ toplam yoğunluk, SR yani doygunluk derecesi %100 iken su içeriği, bunu niye böyle ayrı vermiş hemen ifade edelim. Şu durumda belli ki gözeneklerin tamamı suyla dolu değil, doğal su içeriği durumunda. Tamamı suyla dolu olursa su içeriği %15'ten yüzde kaça çıkar? Burada ona cevap bulacağız. Diğeri de dördüncü istenen zemin %100 doygun iken yoğunluk, yani bu ρSat, burada altına yazmamış ama şurada gizli bir sat alt simgesi var. Tabii yine zeminimiz başlangıçta gözeneklerinde büyük ihtimalle biraz hava bulunduğu için tam doygun değil. Dolayısıyla başlangıçta bir toplam yoğunluğu var. Gözeneklerin tamamını suyla doldurarak yoğunluk ne olacak? Yani ρSat kaç olacak? Burada da onun cevabını arayacağız. Bu problemlerde daha önce söylediğim gibi istisnasız bir şekilde bir faz diyagramı çiziyoruz. Faz diyagramı çizimi problemi %95-99 oranında doğru çözüm için gerekli. Aksi takdirde bocalama ihtimali yüksek. Üzerine verilen birimlere uygun şekilde sol tarafa hacmi birimimiz, burada megagram bölü metreküp verilmiş. Diğer tarafa kütleyi megagram cinsinden yazıyoruz. Katılar, su, havayı böyle simgeleriyle gösteriyoruz. Katıların kütlesi, suyun kütlesi, havanın kütlesi sıfır. Katıların hacmi, suyun hacmi gözeneklerde bunun havanın hacmi VA, suyun hacmi VW, gözenek hacmi VV ve toplam hacim. Ve bu tarafta karşılığı da toplam kütle. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, acaba verilen parametrelerden faz diyagramını dolduracak bir şey elde edebilir miyiz? Önce boşluk oranını yazıyorum. Boşluk oranı verilmiş bize 0,62 madem. Bunun açılımı neydi? Boşlukların hacmi, yani VV bölü VS. 0,62'yi buraya koysak acaba VV'ye VS'ye gidebilir miyiz? Şuna veya şuna gidemeyiz. Şeye bakalım, su içeriğine. Su içeriği açılımı suyun kütlesi bölü katıların kütlesi. Buradan bir yere gidebilir miyiz? %15. Tabii bunu 0,15 yazacağız. Bunu unutmuyoruz. Ancak bir cebirsel ifade yazabiliriz belki. 0,15 eşittir MV bölü MS. Buradan da MV eşittir 0,15 MS. Bu cebirsel ilişkilerden çoğu zaman bu şekilde yararlanacağız. Bunu da yazdık. Ama bizi bir yere götürmüyor. ρS'den bir yere gidebilir miyiz? Katı partikül yoğunluğundan. ρS eşittir katıların kütlesi bölü katıların hacmi. 2,65'i buraya koysam bu belli değil, bu belli değil. Dolayısıyla elim kolum bağlı şu anda. Ne yapacağım? Varsayımlara başvuracağım. Varsayımlara başvururken bir şeye dikkat ediyorduk, bakıyorduk. Eğer verilenler arasında hacimsel bir veri varsa hacimsel varsayımda bulunamıyorduk. Benzer şekilde bir kütle de bize verilmişse hacimsel varsayımda bulunamıyorduk. Çünkü hacimle kütle birbiriyle ilişkili. Bakıyoruz. Hacimsel bir varsayımda bulunmamıza engel bir durum yok. Boşluk oranı var. Su içeriği var. Bunlar engel değil. Ama ikinci varsayımımızı kullanırken burada kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Bakacağız. Kullanmamıza gerek yok. Çünkü katı partikül yoğunluğu zaten verilmiş. Dolayısıyla sakın tutup da bu verilmişken daha sonra durduk yerde ρS için 2,7 gibi bir varsayıma gitmenize gerek yok. Verilmiş. Dolayısıyla bu problemde ikinci varsayım kapalı. Ona gerek yok. Şimdi şöyle yapacağız başlangıçta. Hacim için bir varsayımda bulunacağız. İki şekilde bulunmuştuk daha önce. Ya toplam hacmi bir birim kabul etmiştik, ya da katı partikül hacmini
bir birim kabul etmiştik. İkisi de aynı sonuca götürmüştü bizi. Şimdi burada bakın şu ROSE bağıntısına gelirsek o iki hacimsel varsayımdan şunu mu yoksa şunu mu tercih edersek bizim işimiz daha kolay olur noktasında hemen bakıyoruz. VS'yi eğer ben burada bir kabul edersem bayağı bir önüm açılacak gibi. Hemen diyorum ki şuraya varsayım 1, ikincisine gerek yok bu problemin ama olsun yazalım. Varsayım 1, katı partikül hacmi 1 metreküp olsun. Yazıyorum hemen yerine 1. Şimdi bunu 1 aldığımız zaman şuraya yazalım. Rose 2,65 MS bilmiyoruz. Şura 1 oldu. MS burada ne olur arkadaşlar? 2,65 megagram. Hemen yazalım. 2,65 megagram. Peki suyun kütlesi bunun %15 kadar olduğuna göre hemen oradan hesap makinesinden 2,65'i 0,15 ile çarpalım. 2,65 çarpı 0,15. 0,398. Üçüncü basamaktan öteye gitmiyoruz. 0,398. Bu ikisini topladığım zaman MT'yi bulacağım. 0,398 artı 2,65. 3,048. Bunu da buraya yazalım. Sağ tarafta yer kalmamış. Evet. Şimdi bakın demin sayısal olarak şununla şunun yani suyun kütlesiyle suyun hacmine sayısal olarak özdeş olduklarını söylemiştik. Çünkü burada birimlerimiz megagram ve metreküp yani suyun yoğunluğu 1 megagram bölü metreküp veya 1 gram bölü santimetreküp. O halde ben bunu buraya taşıyabilirim. 0,398 metre küp. 4 tane oldu. Bir de şurayı çözersek zannediyorum şuna ve şuna geçeceğiz. Olayı büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Şimdi bakın burada boşluk hacmi ile ilgili şuraya gidersek boşluk oranından bu veriyi bulabiliriz. Boşluk oranı bir daha yazalım. Boşluk hacmi bölü katıların hacmi. O da neydi? 0,62 eşittir. Katıların hacmini 1 metreküp kabul ettik, yazdık. O zaman yani boşluk hacmi buradan ne olmuş oldu? 0,62 metreküp yazdık yerine. Sayfanın dışına kaçtı. 0,62. Şimdi 1 ile bunun toplamı 1,62. Bunu da koyduk. Burası kaldı. 0,62'de 0,398'i çıkarırsam 0,62 eksi 0,398 0,222 kaldı. O halde faz diyagramının bütün bileşenlerini bulmuş olduk. Şimdi bizden istenenlere gelelim. Birinci istenenimiz kuru yoğunluk. Kuru yoğunluk kimin kime oranıydı? Bu yoğunlukları birbirine karıştırmayalım. 6 çeşit yoğunluğumuz var arkadaşlar unutmayın. Toplam değil pardon. Katıların kütlesi bölü toplam hacim olacak. Bak burada sadece katılar var. Kuru olduğu için su yok. Dolayısıyla o da eşittir. Katıların kütlesi 2,65 megagram. Hacimleri 1,62 metreküp. İşlemin sonucu şuradan hesap makinesinden 2,65 bölü 1,62 1,636 kuru yoğunluk eşittir 1,636 megagram bölü metreküp. Kutu içine al. Birinci isteneni hallettik. Gelelim ikinci istenene. Toplam yoğunluk eşittir. Toplam kütle bölü toplam hacim idi. O da eşittir. Toplam kütlemiz 3,048 megagram. Toplam hacmimiz 1,62 metreküp. Oradan
doğal yoğunluk veya toplam yoğunluk, bunun adı ıslak yoğunluk dediği de olur. Doğal yoğunluk, toplam yoğunluk, yoğunluk, ıslak yoğunluk. Bunlar hep birbirinin yerine kullanılan terimler. 3,048 bölü 1,62 1,88 1,88 megagram bölü metreküp. Bunu da yazdık arkadaşlar. Geldik biraz daha şöyle farklı istenenlere. Şimdi su içeriği, doğal su içeriği 0,15 verilmişti ama burada doygunken olanı bulacağız. Şöyle diyoruz. Su içeriğimizin paydasında ne var? Katıların kütlesi var. Yukarıda ne var? Şu var. Ama şöyle yapacağız. Doygunken dediğine göre şöyle yapacağız. MS 2,65 MW 0,398. Bu olan su. Doğal halde olan su. Bakın şuraya bir şey daha ekleyeceğim. Şöyle soru işareti koyalım. O soru işaretinin yerinde ne olacak? Gözeneklerde bu kadar su var. Kütlesi bu, hacmi bu. Şu kadarlık kısım havayla dolu. O zaman şu kadarlık hacme eşdeğer kütlede su koyacağım. Yani 0,222 megagram su koyacağım. Burada tabi çarpı 100 diyeceğiz. İşlemin sonucu doğal su, doygun haldeki su içeriği, şunu hatta altına sat diyebilirsiniz. Şöyle bakıyorum. 0,398 artı 0,222 eşittir 0,62. Zaten orada varmış boşluk hacmi. Bölü 2,65 çarpı 100. Sonuç 23,4. Yüzde 23,4. Şimdi buradaki farklılığa dikkat edelim arkadaşlar. Doğal halde, yani başlangıçtaki su içeriği, doğal su içeriği buydu. Ama o durumda gözeneklerin bir kısmı havayla dolu. Bunları suyla doldurduğumuz zaman su içeriğimiz %15'ten %23,4'e çıktı. Şimdi diğer kısmını da şuraya sıkıştırıp işlemi bitireceğim. Bizden neyi istiyor? SR %100 iken RO'yu istiyor. Yani bu ROSAT'ı istiyor bizden. Şuraya yazıyorum. ROSAT eşittir. Paydada ne vardı? Toplam hacim. Yani 1,62. Önce olanları yazıyorum. MS'nin yerine 2,65 megagram koydum. Artı kütleleri yazıyorum ya buraya. 0,398 artı bir şey daha koyacağım. O da yine şu hacme eşdeğer su kütlesi. Böyle olduğu zaman gözeneklerin tamamını da suyla doldurmuş olacağız. Sonuç rho sat eşittir. Hesaplıyorum hemen. 2,65 artı 0,398 artı 0,222 eşittir 3,27 bölü 1,62 2,02 megagram bölü metre küp. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bir daha karşılaştırma yapalım. Gözeneklerde bir miktar hava varken yoğunluğumuz, toplam yoğunluğumuz, doğal yoğunluğumuz veya ıslak yoğunluğumuz, 3 tane eşdeğer, birbirine eş anlamlı adı var. 1,88 iken gözeneklerin tamamını şurayı da suyla doldurduğumuz zaman bu 1,88'den 2,02'ye çıktı. Yani havanın yerine doğal olarak su girince yoğunluk arttı. ROSAT 2,02 oldu.